Yani aşırı pahalı ama hiçbir şey vermiyorlar. Türk değilim ama Türkler gibi takılıyorum. Taptaze, sabah fırından çıkmış simit. İnsanların çoğuyla İngilizce konuşuyorsun. Yani turist olduğunu söylüyorsun ama sana Almanca cevap veriyorlar. Ama Türkler sağ olsun gerçekten Avusturya'yı güzelleştiriyorlar. Ama iyi ki biz ersatlarımızı bir Türk marketinden yaptık. Günaydın, günaydın. Gününüz aydın olsun inşallah. Dünyanın en güzel yolculukları ya havalimanında ya tren garında başlar biliyorsunuz. Şu an Viyana'dan başka bir şehre gidiyorum. Uzun süredir trene binmiyorum çünkü adada hiçbir şey yok biliyorsunuz. Biz de bugün Innsbruck'a gidelim dedik. Avusturya'da toplam 4 şehir var. Şöyle sizinle beraber binelim. Treni kaçırmayayım. Bilerek iki katlı treni tercih ettim. Innsbruck'ta havalimanı var ama bilerek oraya uçakla gitmeyeyim dedim. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta tren yok, tramvay yok, hiçbir şey yok. O yüzden sürekli oraya uçaklarla gidip geliyoruz. Sürekli kapı açılıyor, kapanıyor. O yüzden biraz ses kötü, kusura bakmayın. Neyse treni sizinle beraber gezelim. Evet, şimdi Innsbruck'a doğru gidiyoruz. Yolumuz yaklaşık 4 saat 15 dakika sürecek. Ben açıkçası en baştan business'tan bir koltuk alayım dedim. Çünkü işte daha ne zaman Avusturya'da trene bineceğim dedim. Ama bir baktım orada yemek servisi yok. Yani aşırı pahalı ama hiçbir şey vermiyorlar. Tek fark koltuklar daha işte geniş, daha rahat. O yüzden normal sıradan bir yerden, sıradan bir vatandaş olarak ekonomiden gidelim dedik. Ama iç güdülerim, benim iç güdülerim çok kuvvetli ve böyle masalı bir yeri tercih ettim. Şimdi bindikten sonra baktık ki biletleri hala satıştalar. Bizim komşularımız olmayacakmış. Yani tamamen boş yan koltuklar. O yüzden böyle 4 kişilik yeri kullanacağız. Evet, yolculuğumuzun birinci saati bitti. Artık bir şeyler yiyelim dedik. Kahvaltılık olarak ne aldık sizce? Trenimiz saat 9'da kalktı. Saat çok erken olduğu için bazı marketler kapalıydı. Ama tabii ki nefes Türk marketine gittik. Ya durum gerçekten çok garip. Türk değilim ama Türkler gibi takılıyorum. Burada patatesli açma var. Şöyle göstereyim. Ustam kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Şifa mı hazırlıyorsun? Tabii ki de taptaze, sabah fırından çıkmış simit. Bir de şöyle peynirli açma. Umarım tadı Türkiye'deki gibidir. Ve tabii ki de simidin yanında olmazsa olmaz üçgen peynir. Ellerimizi yıkadık tabii ki de. Şimdi de rızaklarımızı açalım. Ben çok tecrübeli bir gezginim. O yüzden her zaman böyle yani peçete, ıslak mendil, her şey bulunur. Size bahsettiğimiz Damak restoranı her zaman yanımızda. Tabii ki de simitle başlamak lazım. Yalnız burada boğaz, martılar, hiçbir şey yok. Ama buranın güzel yemyeşil manzarasını izleyeceğiz. Ya Kıbrıs'tan sonra bana tabii ki de burası biraz yeşil gelmiyor. Çünkü şu an Mart'ın başındayız. Yani bu sene Avusturya'ya 3-4 kere kar yağmış. Öyle diyorlar arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi yavaş yavaş güzel havalar buraya da gelmeye başladı. Yani yazdan ne kaldı ki artık. Ha, bu arada treni henüz biz gezemedik. Sizinle beraber gideceğiz birazdan. Ama böyle kafe vagonu yok gibi. Sadece kahve makineleri var. Ve biz o yüzden kahvemizi tren garında aldık. Fırsatsız insanlardan. Sabah kimse çalışmak istemiyordu. Bir de Avusturya'da şöyle bir şey var. İnsanların çoğuyla İngilizce konuşuyorsun. Yani turist olduğunu söylüyorsun ama sana Almanca cevap veriyorlar. Yani tren garında bile bu kadar bir şekilde davranması gerçekten biraz garip. Ben daha önce söylemiştim. Ben çok gezdim ama bu zamana kadar en çok sert ve katı insanları Avusturya'da buldum diyebiliriz. Ama Türkler sağ olsun gerçekten Avusturya'yı güzelleştiriyorlar.
O zaman bize afiyet olsun. Biz bir şeyler yiyelim. Sonra dediğim gibi treni beraber gezeceğiz. Diğer trenlerde görmediğim şeyi burada gördüm. Kendi koltuğunuz dışında böyle ortak kullanım yerleri de kullanabilirsiniz. Az önce buradan geçerken bir kişi böyle bildiğiniz gibi yatıyordu. Ama çok rahat gerçekten. Biri böyle yalnız değil, arkadaşlarınızla beraber bir yere gidiyorsunuz. Bence 10 numara 5 yıldız. Bir de bu sanki böyle açılıyor gibi. Neyse. Başka ne var burada? Bir bakalım. Dediğim gibi restoran vagonu yok. Ama şöyle yerler var. İşte buradan kahve yapabilirsiniz. Bu arada fiyatlar yani kafedeki gibi 4.20 cappuccino, kakao 2.60, kafe latte 4.20 aynı. Çok da ucuz söylenemez. Buradan da böyle atıştırmalık alabilirsiniz. Ama iyi ki biz erzaklarımızı bir Türk marketinden yaptık. Buradan da böyle küçük masalar var. Şimdi bence vagonları gezelim. O yere doğru gitmemiz lazım. Biz şu an 15. vagonda bulunuyoruz. Birazdan Salzburg'a geleceğiz. Salzburg, Avusturya'nın ikinci büyük şehri. Ve tabii ki kayak yapıyor olsaydım orada dururduk biz kaç gün. Lan! 20'a gidiyorum! Lan 20'a gidiyorum! Ama şimdilik öyle. Vizem sınırlı olduğu için başka şehre gidiyorum. Giriş çıkış kapıları da çok geniş gördüğünüz gibi. Yani engelli yolcular için de gerçekten şahane bir çözüm. Bu arada bizim trenimiz iki katlı. Bunu söylemeyi unuttum. Ben iki katlı trenlere bayılıyorum. Burada da aynı şeyi görebilirsiniz. Her yerde böyle oturma şansınız var. Bugün pazartesi. Tren bomboş. Hayatımda ilk defa bu kadar boş tren görüyorum bu arada. Lavaboları bu şekilde bakmak isterseniz. Öyle küçücük odalar. Orada biri ayakkabılarını çıkarmış. Avusturyalılar da konforunu çok seviyorlar herhalde. Ama tüm vagonlar neredeyse aynı. Ya aslında sadece işte biznese gidersek orada belki sadece koltuklar bir farklı olur ama dediğin gibi açıkçası biz ekonomiyle gittiğimiz için bence bir sakıncası yok. Fiyatlar hakkında da bir bilgi vereyim. Biz biletlerimizi 3 hafta önce almıştık. Ben bizimle alır almaz. Ve Viyana'dan Innsbruck'a kadar 29 euro ödeyerek gidiyoruz. Yani bu neredeyse hiçbir şey diyebiliriz. Çünkü trene bindiğimizde şimdiki fiyatlara baktık. Aynı mesafe için 110 euro istiyordu, düşünebiliyor musunuz? Fark gerçekten kocaman. Yani uçakla gitseniz bile yani çok daha uygun olur diye düşünüyorum. O yüzden ne yapmak lazım? Elbette her şeyi önceden planlarsanız çok daha uygun bir şekilde gezersiniz. Çıkış noktamızı göstereyim. Şu an buradayım da. Nerenin burasındayım yani? Şu an buradayım, evet. Tamam, doğru, buradayız şu anda. Yani biz bu arada Westbahnhof'a gidiyoruz. Avusturya'da iki tane şirket var. Onlardan biri resmi herhalde, devlete bağlı olan. Cemil olabilir mi? Cemil. OBB, diğeri ise Westbahnhof. Yavaş yavaş dağlar da çıkmaya başladı. Dediğim gibi keşke uzun bir vizem olsaydı. Salzburg'u da ben gezmeyi, görmeyi çok isterdim elbette. Ama buraya belki sefer gelirim mutlaka. Şimdi birazcık rotamızdan bahsedelim.
Çıkış noktamız Viyana'ydı. Avusturya'nın başkenti. Biz bu arada Vesbaner'e gidiyoruz. Araştırdığıma göre ve anladığım kadarıyla burada iki tane büyük şirket var. Onlardan biri devlet şirketi OBB, diğeri Vesban. Ve biz ana tren garından değil, ikinci tren garından çıktık. Viyana'nın batısında olan. Gördüğünüz gibi böyle. Aslında burası bir banliyö tren gibi, tramvay gibi sürekli bir duraklama oluyor. Şu an böyle Viyana'nın küçük ve büyük şehirlerini geçtik. Ve Salzburg'dan sonra, yanlış görmediniz, yani Almanya'nın topraklarından geçeceğiz. Ya sanırım eskiden yani ortak tren yolu vardı. O yüzden yani buradan değil de şuradan geçiyoruz. Bir de biliyorsunuz artık biz dağların bulunduğu topraklara, yerlere geldik. O yüzden öyle bir rota olabilir. İleride böyle büyük gölden geçeceğiz. Sonra yine Asturya'ya dönüyoruz. Ve Innsbruck'a doğru böyle varacağız. Gördüğünüz gibi burada başka hangi komşu ülkelerimiz var? İsviçre, işte İtalya, Liechtenstein, Almanya, öyle. Bu arada Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Viyana'ya çok yakınmış. Bratislava! Dear sweet mother of God. Yani trenle ya da otobüsle bir saatte gidiliyormuş. Bu arada tam şimdi cep telefonuma Almanya hoş geldiniz mesajı geldi. Manzara olarak pek bir şey değişmedi. Yani her şey aynı. Ama size az önce bahsettiğiniz yoldan ilerlemeye devam ediyoruz. Yolculuğu yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ben çocukluğumdan beri tren sevdalısıyım. Rusya'da tüm ulaşım sektörleri çok gelişmiş. Ama bence en romantik olanı tren. Uçakları da severim ama tren bir başkadır. Bir de dünyanın en uzun demir yolu Rusya'da bulunuyor biliyorsunuz. Onun da bir etkisi vardır ben de sanırım. Yolun çıkış noktası Moskova, varış noktası ise Vladivostok. Rusya'nın uzak doğusu. Trans-Sibirya demir yolunun uzunluğu 9888.2 kilometre. Vay be, çok şaşırtıcı değil mi? Kurulduğu günden bugüne dek dünyanın en uzun demir yolu olarak kalmaya devam ediyor. Kıbrıs'taki ada hayatından sonra Asturya'daki bu kısa tren yolculuğu bile bana çok iyi geldi. Bu arada ben Türkiye'de hiçbir zaman trene binmemiştim biliyor musunuz? Şehrin içinde metro veya şehirler arası seferler için otobüs kullanmıştım. Ama çok uzun süredir Türkiye'de de tren ulaşımı deneyimlemek isterim. Kim bilir belki bir dahaki sefer İstanbul'a yeni açılmış Doğu Ekspresi seferiyle gelmek nasip olur. Şimdi Innsbruck'a iniş yaptık. Gördüğünüz gibi çok çanta var. Onları otele bırakalım ve Innsbruck'u beraber gezmeye devam edelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.